Evren Patates'in 3. bölümünden herkese selamlar. Bugünkü konumuz omega 3. Evet Oğuzcan, omega 3 nedir? Bize biraz bahsetmek ister misin? Evet, omega 3 vücudumuzun sentezleyemediği ve dışarıdan almamız gereken bir yağ asididir. Omega 3'ten de yine sentezlediğimiz, aslında ürettiğimiz ve yine aynı şekilde dışarıdan aldığımız DHA, EPA molekülleri var ve bunlar da vücudumuzun çeşitli bölgelerinde, çeşitli organlarımızda, sistemlerimizde görev yapmaktalar. En basitinden omega 3'ün görevleri ne diye soracak olursak, sinir sistemimizin gelişiminde, kalp damar hastalıklarının oluşumunda eksikliklerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu omega 3 dediğimiz yağ asidi sadece balıklarda mı var? Yani insanlarda öyle bir algı var. Çünkü balık yemezsek işte omega 3 alamayız, omega 3 alamazsak da işte gerizekalı oluruz falan gibi. Bunu sadece balıklardan mı alabiliyoruz yani biz? Evet, omega 3'ün balıklarda olduğu doğru. Ancak omega 3'ü tabii ki de yalnızca balıklardan almıyoruz. Omega 3'ü bitkisel kaynaklardan da alabiliyoruz. Ve omega 3 eksikliğinin bugün yetişkinlerde, çocuklarda bilişsel fonksiyonları azalttığına dair herhangi bir çalışma yok. Bir de mesela omega 3 şey zannediliyor, balıklarda var, hani balık bunu üretiyor da işte insan da oradan alıyormuş gibi, ama balıkta da doğuştan bir omega 3 yok. Yok, evet, balıklarda neticede o omega 3'ü denizdeki yosunlardan alıyorlar, alglerden ve yosunlardan alıyorlar. Aslında baktığımız zaman bütün ihtiyacımızı doğanın içerisinden, bitkilerden karşılayabiliyoruz. Sadece hayvanları belki öldürerek ve onları yiyerek onlardan daha yoğunlaştırılmış, fazla ya da eksik şekillerine ulaşabiliyoruz diyebiliriz. Balıklardaki omega 3 meselesi hayvanlardaki B12 meselesine de benziyor. Yani çünkü birçok insan da yine B12'nin hayvansal bir şey olduğunu, yani hayvanların kendiliğinden ve doğuştan B12'ye sahip olduğunu, insanların da oradan aldığını zannediyorlar. Aynı şekilde omega 3'ün de balıklarda doğuştan olduğunu zannediyorlar. Tabii bir de işin şöyle bir kısmı da var bu omega 3'ten bahsettiğimizde. Şimdi balıkların artık çok ağır metaller barındırdığını bilmeyen kalmadı. Yani bu yapılan çalışmalarla da ortaya konuldu. Dolayısıyla şimdi balıktan aldığın omega 3 zararlı şeylerin önüne geçemeyince burada farklı bir sektör de oluştu. Yani omega 3 takviyesi diye bir şey başladı. Evet, milyar dolarlık bir endüstri başladı. Yalnız onların da balonu geçtiğimiz sene söndü. Çünkü yayınlanan bir meta analizde omega 3 takviyelerinin ne kalp damar hastalıklarını azalttığı ne de kansere iyi geldiği gösterildi. Hatta bazı çalışmalarda takviyelerin daha kötü sonuçlara yol açtığını gösteren çalışmalar da ortaya çıktı. O yüzden bugün hiçbir sağlık profesyoneli omega 3 takviyelerini önermez. Evet, ama hala kullanmaya devam eden çok ciddi bir kitle var. Yani hatırlıyorum mesela ben çocukken omega 3 çok fazla şişirildiği için herkes çocuğuna balık yağı takviyesi alması noktasında baskı yapıyordu. Birçok çocuk da sevmez onu hala kokusu şekli vesairesi yüzünden. Ama hala aldırılmaya çalışılan çocuklar var yani omega 3 takviyesi. Çok büyük bir endüstri. Tabii ki böyle bir şey kurdukları zaman bu dogmaları, mottoları yıkmak sanırım zor oluyor. İnsanların kafasına bir kere soktukları zaman yani. Şu an zaten sokağa çıkıp sorsak mesela, hatta belki bir gün sorarız omega 3 ile ilgili soru. Kesin herkes şey sorar, evet alınması hala gerekir, takviyesi çok iyidir mutlaka falan. Mutlaka söylerler. Şeyde mesela bu bir grupta şeyi söylüyor. Tamam evet bitkilerde omega 3 alabiliyorsun ama onu EPA ve DHA'ya çeviremiyorsun. Bunun çevrilemediğini iddia edenler de var. Ama yine çalışmalar aksini gösteriyor. Evet, onu da söyleyenler var gerçekten. EPA ve DHA'ya dönüşmüyor omega 3 insan vücudunda diye. Ama omega 3'ten ALA ve DHA yapabilecek kapasiteye ve enzimlere sahibiz. Mevcut vücudumuzdaki omega 3'ün %4'ünü EPA ve DHA'ya çevirebiliyoruz. Hatta veganlarda omega 6 alımda daha az olduğu için bu oranın daha yüksek olduğunu da söylüyorlar. Evet. Yapılan bazı çalışmalarda veganların omega 3 oranının daha düşük olduğunu genel popülasyona göre bulan çalışmalar var. Veganların daha fazla omega 3'e sahip olduklarını gösteren çalışmalar var. Yine aynı şekilde veganların EPA ve DHA oranlarının normal popülasyona göre daha az olduğunu gösteren ve aynı olduğunu gösteren çalışmalar var. O yüzden burada aslında önemli olan şu: demek ki veganlar da bitkisel omega 3 kaynaklarından EPA ve DHA'yı yeteri kadar alabiliyorlar. Ama burada dikkat etmeleri gereken bir nokta var. Aldıkları ve tükettikleri, yedikleri besinlere özen göstermeleri gerekiyor. Evet, zaten o her koşulda en büyük, en önemli evet, çaba olmalı. Yani öyle. Vegan da beslensen, başka bir beslenme çeşidini de takip ediyorsan, dengeli, düzenli ve doğru beslenmediğin sürece her zaman bir sıkıntı, sağlık anlamında bir sıkıntı yaşamaya müsaitsin İnşallah. Demektir. Evet. Mesela omega 3 konusunda söylediğin şekilde omega 6 da aslında devreye giriyor. Omega 6'ya kullanılan enzim omega 3'ü çevirmeye kullanılamayacağı için işte omega 6'nın fazla kullanılması
aslında omega 3'ün çevrilmesinin de önünü kesiyor. Evet, aynen öyle. O yüzden omega 6 alımımızı azaltmamız gerekiyor. Veganlar hayvansal ürün tüketmedikleri için zaten omega 6'yı diğer popülasyona göre daha az alıyorlar. Öyle olunca omega 3'ten EPA ve DHA çevrimleri de daha fazla oluyor. Hı-hı. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey şu, eğer veganlar abur cubur fazla tüketirse, paketlenmiş ürünleri, yağlı ürünleri, böyle ayçiçek yağıyla, mısır özü yağıyla işlenmiş ürünleri tüketirlerse, o zaman tabii ki alacakları omega 6 miktarı daha fazla olacaktır. Hı-hı. Ve bu yüzden de EPA-DHA dönüşümleri az olacak diyebiliriz. Aslında evet, bu yağ konusuna ayrıca değineceğiz ama yağ her yerde karşımıza çıkıyor. Yine birçok insan mesela bitkisel yağın sağlıklı olduğunu düşünerek daha fazla tüketmeye de eğilimli oluyor. Ama o da çok doğru bir algı değil. Yani o da belki değiştirilmesi gereken bir algı. Değil, hiç değil. Evet. Hatta yine o da bir endüstrinin parçası diyebiliriz yani. Evet. Yıllarca televizyonlarda kalp dostu, kalp sağlığınız için diye reklamları hepimiz gördük. Evet. Ama maalesef bugün hiçbir yağ kalp için yararlı değildir. Bitkisel yağlarda olsun, hayvansal yağlarda olsun, ne olursa olsun yani. Mesela bu noktada belki şeyleri de hatırlatmakta fayda var. Omega 3 açısından zengin olan besinleri, işte keten tohumu gibi, ceviz gibi, ne bileyim, semizotu gibi. Evet. Niye yardım etmiyorsun bana? Biz güzel sayıyoruz. Devam etmek istedim. Kuru yemişler. Genel olarak kuru yemişler, evet. Ama tabii burada yine o omega 6 ayarını da iyi yapmak lazım. Yani mesela ceviz ve keten tohumu ve chia tohumu belki devamlı böyle tüketmemiz gereken bir şeyken omega 6 açısından çok daha yüksek olan besinleri de daha az tabii ki, almamız gerekiyor. Ama gerekir. Burada sanırım yine önemli olan, olabildiğince hatta şey derler, whole food, plant based diye. Yani burada önemli olan işlenmemiş bitkisel ürünleri tüketmek. Eğer işlenmemiş bitkisel ürünleri tüketirsek, bizim omega 3'ün, omega 6'nın şu kadar aldım, bu kadar aldım hesabına girmeden çok rahatlıkla omega 3 depolarımızı, DHA'mızı ve EPA'mızı yeteri kadar aldığımızdan emin olabiliriz. Evet. Ben de mesela hiçbir zaman gideyim DHA, EPA takviyeleri alayım ya da ne kadar omega 3 alıyorum diye hiçbir zaman takip etmiyorum kendimi. Değerlerine hiç baktırdın olan... mı? Omega 3'üme mi? Yok, baktırmadım. İşte sen... belki ben de baktırmadım, belki baktırdıktan sonra fikrimiz değişebilir. Şimdi bu noktada aslında şeyi de söylemek lazım. Yani omega 3 sektörü, omega 3 takviyesi sektörü çok büyük bir sektör. Balık sektöründen belki daha büyük ve daha çok pazara yayılmış bir sektör. Dolayısıyla aslında burada etik açıdan da hani balık yemiyoruz, hayvanları tüketmiyoruz, onları köleleştirmiyoruz ama bu takviyelerin üretilmesinde de, bitkisel olmayanlardan bahsediyorum, takviyelerin üretilmesinde de çok ciddi bir balık ölümü söz konusu. Yani yine işin aslında çevre faktörüne girdik. Yani balıkların soyu çok yakında tükenecek. İşte denizlerde avlayacak balık kalmayacak diyor bilim insanları. Dolayısıyla aslında bir de böyle bir sağlık yanının yanında çevresel bir boyutu da var. Yani etik boyutunu zaten hepimiz eminim hemfikirizdir bu konuda. Hemfikir miyiz bu konuda? Bir de tabii ki neden omega 3 piyasasını bu kadar yükselttiler ve bu kadar vazgeçilmesi hale getirdiler, onu konuşmak lazım bence. Omega 3 kalp hastalıklarına iyi geliyor, kansere iyi geliyor söylemlerini yaptıktan sonra tabii ki burada herkesin gözü balığa kaymıştı. Ama diğer endüstriyel şirketler ve firmalar o balığın içerisindeki yağı bir şekilde alıp, çünkü balık da neticede ağır metaller içeriyor. Bugün aslında omega 3'ün inmeye ve diğer beyin hastalıklarına iyi geldiğine yönelik çalışmalar mevcutken, bugün biliyoruz ki balığın içindeki PCB dediğimiz toksik maddeler oradaki o yararı, o faydayı tamamen sıfırlıyor. Çünkü PCB'ye maruz kalan kişilerde daha fazla inme, daha fazla beyin hastalıkları görüldüğünü biliyoruz. Balığın içinden yararlı saydıkları, yararlı olduğunu varsaydıkları şeyi çekip ağır metal kısmını bir kenara bırakarak direkt buradan doğrudan alıcıya ulaşabiliyorlar. Ki bir de zaten her akşam evinde balık pişiremezsin. Yani her hafta balık yiyemezsin. Bu da ayrı bir mesele. Bir de aslında bununla ilgili daha detaylı araştırmalar Murat Kınıkoğlu'nun kitabında da var. Kendisi senin baban oluyor. Mutlaka okumuşsundur. Orada gruplara ayrılan insanlara işte bir kısmına omega 3, bir kısmına da plasebo etkisi yaratan ilaçlar verildiğinde aslında sonuç olarak hiçbirinin arasında hiçbir fark olmadığı da görülüyor. Takviyelerin hiçbir işe yaramadığını söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz kesinlikle öyle. Peki mesela omega 3 alıp almadığından çok emin olmayan veganlara ne önerirsin? Yani omega 3 mü alıyor muyum, almıyor muyum bilmiyorum. Belki de biraz da işte abur cubur da yiyor olabilirim diyenler için burada vereceğim bir öneri var mı? Evet, eğer bu konu hakkında soru işaretleri varsa o halde isterlerse omega 3 değerlerine baktırabilirler kandan. Vegan sağlık kitabında şöyle bir öneride bulunmuş Murat Kınıkoğlu bize. Bir yemek kaşığı keten tohumu ya da 3 yemek kaşığı chia tohumu tüketebilirler. Hani alıp almadığından emin olmayan veganlar demiş. Bence gayet makul. Evet, bence de hiç takviye kısmına girmeden herkes günde bir kaşık keten tohumu yerse bence iş çözülür diye düşünüyorum. Ben her sabah yiyorum. Ben her sabah yemiyorum ama her yemeğime mutlaka koyarım, yani eklerim.
Her yemeğine koyuyorsun, her gün yiyorsun. Her sabah yemiyorum dedim zaten. Şeyi de söyleyelim mi? Burada işte 100 gram keten tohumunda 22.813 miligram omega 3 varmış. Cevizde 9.079 miligram varmış. Çok varmış yani. Evet, kulağa çok geliyor gerçekten. Evet. Peki sen mesela günde bir kaşık keten tohumu yutuyorum dedin ya. İşte bir kaşık kaç gramdır bilmiyorum ama yiyorsun işte, ne fark eder. 100 gramında mesela 22.813 miligram dedik ya, işte senin yediğinde bunun 10'da 1'i falandır herhalde. Mesela sen binlerce miligram omega 3 almış gibi hissediyor musun? Evet, iliklerime kadar hissediyorum omega 3. Parmak uçlarıma kadar. Ben hissetmiyordum. Umarım ben de hissederim. Demek ki hissedilebilen bir şeymiş. Neyse, o zaman kısaca şunu söyleyebiliriz belki sonuç olarak. Balıklar ağır metaller içeriyor. Omega 3 evet faydalı bir şey ama biz bunu bitkilerden de alabiliyoruz. Takviyelerinde hiçbir işe yaramadığı zaten bilimsel olarak ortaya konulmuş. Dolayısıyla vegan olun. Evet, omega 3 depolarınızdan ve omega 3 alımınızdan vegan olarak korkmayın. Burada dikkat etmeniz gereken, en azından omega 3 zengini bitkisel besinlerden yararlanabilirsiniz. Bir de tabii ki abur cuburlardan olabildiğince kaçınmak gerekliliğinin tekrar üstüne burada basalım. Şey yapmak istedim, hani böyle sabah programları oluyor ya, işte doktorumuz ne öneriyor. Bir dahaki bir şeyde sana şey yapacağım, bir dahaki bölümde böyle bir masa yapacağım, üzerine keten tohumu, chia falan koyacağım. Sen oradan kaşık kaşık ye. Doktor bunu önerdi diye de verelim. O zaman evet. O zaman tamam. Evet, goy goya da vurduğumuza göre artık bu bölümün sonuna geldiğimizi söyleyebilir miyiz, evet, Sayın Oğuzcan Kınıkoğlu? Evet, söyleyebiliriz. Bu bölümün sonuna geldik. Vegan Patates'in 3. bölümünün sonuna geldik. Omega 3'ü elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık burada. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa, başka konularda da merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Biz de ilerleyen videolarımızda bunlarla ilgili araştırmaları inceleyebiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şey gibi oldu. Hepsi unutuyormuş çünkü hiçbirinde B12 yok falan. Bu iğrenç espriyle beni döver mi veganlar? Ben de veganım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bitti. Hadi artık dağılabilirsin.